Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kadife ipten pandıf yapımını anlatmak istiyorum. Modelim bu. Bu bebek pandıfımız İlayda bebeğimiz içindir. Hollanda'dan sipariş. Pembe yaptım, kız çocuğumuz olduğu için. Bu da modelimiz arkadaşlar. 37-38 ayaklar için uygundur. Kartopu ip tercih ettim, yumurcak. Tabanlık var. İp aldığımız yerden bulabilirsiniz arkadaşlar bu tabanlığımızı. Küçükler için de var. Numaralar, bunlar numaralı. İstediğiniz numara varsa tercihiniz onu alabilirsiniz. İki tane tığım var. Bir tanesi 2,5 numaralı kalıntı. Bir tanesi de 4 numaralı lif tığım arkadaşlar. Bunları şu taban kısmında kullanacağım. Bu ince tığımı. Hemen başlayalım. Şunu da anlatmak istiyorum. 9 tane şu kenarlarından işaretledim ben arkadaşlar. Ön kısmından 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arka kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane de arka kısmından işaretledim. Eğer ayak numaranız 39, 40 ise 9'u 10 veya 11. yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Bu işaretlediğimiz yerlerde yuva yuva diyorum ben buraya. Oraları iki defa batacağız arkadaşlar. O yüzden önemli. Hemen başlayalım. Tığımızı alalım. Bir tane ilmek yapalım. Şu topuk kısmından başlayalım arkadaşlar. İşaretlediğimiz yerden bir yuvaya iki defa batalım. Şu şekilde. Bakın hiç dolamıyorum. Direkt diğer yuvaya geçiyorum. Yanlış örmeden dikkat edin arkadaşlar, yanlış örmeyin. Çünkü ipimiz çok hassas. Söküldüğü zaman hemen yıpranabiliyor. Bu şekilde her bir yuvaya iki defa batıyoruz arkadaşlar. Bu taban kısmımızın arka yeri. Şurası iç kısmı. Arka kısmı ön tarafınızda olarak örebilirsiniz. Bir tane daha batalım arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı noktaya iki defa batıyoruz. Arka kısmında işaretlediğimiz yere kadar. Biraz alt kısmı zor olabiliyor. Ama eliniz alışacaktır. İlk sırası biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Bakın işaretlediğim yere geldim. Şu şekilde iki defa batıyorum. İşaretlediğim yer burası arkadaşlar. Şimdi her bir yuvaya bir tane batacağız şu şekilde. Bakın. Bu şekilde. Şu işaretlediğimiz yere kadar bir tane batarak gelelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, pandufumuzun ön kısmına geldik. Tekrar bir yuvaya iki defa batıyorum. İşaretlediğim yerdeyiz şu an. Tekrar 9 tane olana dek bir yuvaya iki defa batalım arkadaşlar. Şekilde.
Bakın arkadaşlar, işaretlediğim yer kaldı. Orayı da iki defa batıyorum. Şu yan kısmına geldim. Oralara bir defa batıyorum. Şu şekilde. Şuraya gelince beraber olalım. Arkadaşlar sonuna geldik. Diğer kalın şişimi aldım şu an elime. Bakın son yuvaya da battık. Şu ilk başladığımız noktadan şu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. İki tane zincir yapıyorum. Tığımın başına bir tane batıyorum. Hemen olduğu noktaya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Her bir yuvaya ikili trabzan. Bakın. Boşluk var zaten. Şu şekilde göstereyim. Şu iki boşluğun arasına ve hemen yanındaki boşluğa. Şu iki boşluğun arasına hemen şuradaki boşluğa. Bu şekilde ikili trabzan yaparak şu başa kadar gelelim arkadaşlar. Tekrar beraber olalım. Bu şekilde son yerimize geldik arkadaşlar. Tekrar şu iki tane zincir yaptığımız yere şu şekilde batıp çekiyorum. İki tane zincir yapıyorum. Bir tane bakın tığıma doladım. Şu ilk yerden şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane daha doladım. Hemen yanındakine şu arkadan bakın şuradan ve hemen şuradan şu şekil geçiriyorum. İkili trabzan buradan. Bir önden ikili trabzan, bir arkadan. Bir tane önden. Bir tane tığıma doluyorum. Bakın şu şekil. Arkadan. Bu sıramız böyle bir önden bir tane arkadan bir tane önden bir tane arkadan bu şekilde bakın bu şekilde buraya kadar devam edelim arkadaşlar tekrar beraber bakın buranın da son hali geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar iki tane zincirimizin içine şu şekil batıyoruz. İki tane zincir yapıyoruz. Tekrar bir tane tığımızın başına doluyoruz. Şu önden iki tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. Arka kısmından şu şekil bakın. Şu şekil bir buradan bir şuradan geçirip buradan da ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir önden bir tane arkadan. Zaten yerleri bu sıramızda belli. Bir tane doluyoruz. Bir önden bir tane doluyoruz. Bir tane arkadan. Bir şuradan geçiriyoruz tığımız arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Bir tane doluyoruz. Bir buradan, bir de şuradan çıkarıyoruz şu şekilde. İkili trabzan yapıyoruz. Önden, arkadan. Bir tane önden, bir tane doluyoruz tığımıza, bir tane arkadan. Bir tane önden. Tığımızı doluyoruz. Şuradan çıkarıyoruz. Buradan geri geçiriyoruz. Arkadan arkadaşlar. Bu şekil yapıyoruz. Şu şekil buraya geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sıramızın da sonuna geldik. Bakın arkadan yaptık en son. Tekrar iki tane zincirim yaptık bir önceki. Onun içine şu şekilde batıyoruz. İki tane zincir yapıyoruz. Bu bizim dördüncü sıramız. Tekrar başına bir tane doluyoruz.
Önden iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha doluyoruz. Arkadan ikili trabzan yapıyoruz. Önden ikili trabzan. Arkadan şu şekil. Eğer şöyle arkayı şöyle yaparak örerseniz daha da kolay olur sizin için. Bir önden, bir arkadan 4 sıra gitmiş olduk arkadaşlar. Eğer eliniz sıkıysa 5 tane de sıra yapabilirsiniz. 4 tane yeterli benim için. Bu sırayı da yapalım arkadaşlar. Buraya gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldik. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. Şu patiğimizin burun kısmı. Arkasını döndürüyorum ben. 4 tane buradan sayıyorum. 4 de buradan. En ortadakini şunu alıyorum. Buraya bir iğne taktım arkadaşlar. Buradan sayarak sağ tarafa 8 tane şu dişleri sayarak yapıyorum. Buraya da bir iğne taktım, 8.'ye. Sol tarafın 8 tanesinden şu baştan başlıyorum, 8 tanesinden şu 8.'ye de bir iğne taktım arkadaşlar. Toplam 15 tane yerimiz burun kısmı oluyor. Arkada burası kalıyor arkadaşlar. Tekrar aynı devam ediyoruz. Bir tane doluyoruz. İkili trabzan olarak önden alıyoruz. Bir tane doluyoruz. Şu şekilde arkadan ikili trabzan alıyoruz. Bir tane önden, bir tane arkadan. Bu şekilde bu iğnemizin olduğu yere kadar gelelim arkadaşlar. Tekrar anlatalım. Bu son kısmımıza da geldik. Şimdi bir tane arkadan yapıyorum. Şu iğne taktığım yerden itibaren burun kısmını başlatmış oluyoruz arkadaşlar. Bir tane doluyorum. Önden bir tane alıyorum. Bakın, bir tane trabzan çekiyorum. İki tane ipim kalıyor. Bir tane daha doluyorum. Şu şekil arkadan alıyorum. İkisini çekiyorum. Burada 3 tane kaldı. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi tekrar bir tane doluyorum. Önden bir tane alıyorum. İki tanesini çekiyorum. İkisi kalıyor arkadaşlar. Bir tane daha doluyorum. Tekrar arkadan bu şekilde alıyorum. İkisini alıyorum. 2 2 çekiyorduk ya arkadaşlar bir önceki yerimizde. Şimdi bir tane çekiyorum. 3 tane kalıyor diğerinden. Bunun üçünde bir çekiyorum. Bakın. 2 tane çekiyorum. İkisi kalıyor. Bir tane daha doluyorum başına tığımı. Arkadan alıyorum. Bunun ikisini de çekiyorum. Şimdi 3 tane kalıyor. Üçünü de birden çekiyorum. Bu burun kısmı da bu şekilde böyle oluşturuyoruz. Şimdi eksiltmeye başladık. Bu şekilde 2 tane alıyorum. 2 tane bir de arkadan yapıyorum. 2 de buradan alıyorum. Şimdi 3 tane kalıyor. Üçünü de birden çekiyorum. Şu iğnemizin yerine kadar bu şekilde böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, iğnemize az kaldı. Tekrar bir defa göstermek istiyorum. Şu şekilde ikisini bir çekiyorum. İki tane ilmeğimiz kalıyor. Tekrar doluyorum arkadaşlar tığıma. Arkadan çekiyorum iki tanesini. Üç tane kalıyor. O üç tanesini de bir çekmede çekiyorum. Bir tane kaldı. Orada da şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arkadan ikili trabzan. İğneye kadar bu şekilde. Buradan sonrası da tekrar ördüğümüz gibi aynı arkadaşlar. Burayı da göstermek istedim. Şu şekilde arkadan bir tane ikili trabzan. Bunu bu şekilde yapalım. Tekrar aynı devam edelim. Bir arkadan, bir önden, bir arkadan, bir önden. Bu iğnemizin olduğu yere kadar örelim. Gelelim artık. Bakın, iğnemin olduğu yere geldim. Burası. Şimdi bir tane doluyorum. Bu arkadan almayı sakın unutmayın arkadaşlar. İkili trabzan arkadan yapıyoruz. Sonra modelimize geçiyoruz, burun kısmına. Şimdi bir tane doluyoruz. Şu ön kısmından bir tane alıp çekiyorum. İki tanesi kalıyor. Bir tane daha doluyorum. Tekrar bir yanındaki ön kısmını, ikisini de alıyorum. Üçünü birden çekiyorum.
Bu sefer arkaya hiç batmıyorum arkadaşlar. Bir tane doluyorum. Hemen öndekinin yanına geçiyorum. İki tane de buradan çekiyorum. Üç tane kalıyor. Bu üçü de birden çekiyorum. Bir tane doluyorum. Önden bir tane alıyorum. İkisini çekiyorum. Bir tane daha doluyorum. Hemen yanındaki öne geçiyorum. İkisini çekiyorum. Üç tane ilmeğim kalıyor. Üçünü birden çekiyorum. Bu sıramız böyle arkadaşlar. Çok basit. Bir tane doluyorum. Öndekine geçiyorum. İkisini bir çekiyorum. Üç tane kalıyor. Üçünü de topluyorum. Bir tane doluyorum. Şu ön dediğim bir arka vardı, bir de ön. Bu sefer arka hiç geçmiyoruz arkadaşlar. Bakın ikisini çekiyorum. Bir tane daha doluyorum. Diğer yan taraftaki öne geçiyorum. İki tanesini çekiyorum. Üç tane kalıyor. Üçünü de bir çekmede çekiyorum. Bir tane daha doluyorum. Şu düzgün ön kısma geçiyorum. İki tane çekiyorum. Bir tane doluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İki tane daha çekiyorum. Üç tane kalıyor. Bakın arkadaşlar. Üçünü de topluyorum. Bu şekilde bir tane doluyorum. İğnemin olduğu yere kadar bu şekilde devam ediyor. İkisini çekiyorum. Bir tane daha doluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İkisini çekiyorum. Üç tane kalıyor. Üçünü de bir topluyorum. Burada bir tane düzgün yerimiz kaldı. Onu arkadan bir tane şu şekil yapıyorum arkadaşlar. İğnemin olduğu yerde. Şimdi bir tane önden alıyorum ikili trabzan. Tekrar burayı bu şekilde örüyorum. Bir önden bir arkadan. İğnemizin olduğu yerden sonrasını tekrar aynı örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir önden bir tane arkadan. Bu şekilde şu iğnemizin olduğu yere kadar örelim ve tekrar geri gelelim arkadaşlarımızın da sonuna geldik. Tığımızın başına bir tane doluyoruz. Şu iki tane olan bir, iki yapıyoruz. Şu şekilde ikisini bir çekiyoruz. Bir daha çektik arkadaşlar. Tekrar doluyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Bir tanesi burada kalıyor. Bir tane doluyoruz. İki taneye batıyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Bir tanesi burada kalıyor. Bakın, bir tane doluyorum. Şu iki tane yan yana olanları alıyorum. Bir tane, iki tane olanını alıyorum. Bir tanesi burada kalıyor. İkişer olanları alıyorum. Şu şekilde. İki tanesini topluyorum. Bir tanesi burada kalıyor. İki olanları alıyorum. Şu şekilde. İki tanesini çekiyorum. Bir tanesi burada kalıyor. İki tane olanını alıyorum. İkisini çekiyorum. Bir tanesi burada kalıyor. 2, 4, 6 ve 7 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın bir tane tığımın başına doluyorum. Hepsini bir çekmede şu şekilde çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıp topluyorum orada. Evet, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İğnemizin olduğu yer var arkadaşlar. Orayı şu şekil tersten alıyorum. Tekrar düzden devam ediyorum. Bir ters. Bir düz. İkili trabzan yapıyorum. Değişen bir şey yok. Arka kısmı aynı. Şu iğnemin, bakın şurayı bir ters bir düz örerek gelelim arkadaşlar. Şu iğnemin olduğu yerde devam edin arkadaşlar. Bu sıramızın da sonuna geldik. Orta kısmındayız. Bu tam patiğimizin burun kısmında. Bir tane doluyorum tığımın başına. Bir şuradan, bir de şu diğer tarafından şu şekilde geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane doluyorum. Şu arka kısmından bir tane alıyorum. Tekrar ön kısmından ikili trabzan yapıyorum.
Şu şekilde tekrar devam ediyorum. Bir arkadan, bir önden. Patiğimizde artık ne eksiltme var ne azaltma. Bu şekilde 4 sıra gidelim arkadaşlar. Bir önden, bir arkadan devam ederek 4 sıra gidelim. Tekrar beraber olalım. Bakın, pandufumuzu ben 4 sıra gittim arkadaşlar. İdeal boy bence. Eğer biraz daha uzun istiyorsanız 5-6 sıra gidebilirsiniz şu burun kısmından sonraki gittiğimiz yere. Şimdi 4 sıra gittikten sonra size şurasını da göstermek istedim. Her bir ilmeğine bir tane sık iğne yapıyorum ben. Şu şekilde. Bu şekilde her bir ilmeğine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapalım, başa gelelim. Bu sıramızın da sonuna geldik. Tekrar püskül yapımını göstermek istedim sizlere. Tığımızı bakın, bitiş hali şu şekilde tığımızı takıyoruz. Ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Kısa istiyorsanız kısa yapın. Bakın, tığımızı şuraya, ilmeğimizin olduğu yere takıyorum. Bir tane püskül yapıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Takıyorum. Şu göz kararı püskülümü yapıyorum. Zaten kendiliğinden o kıvrılıyor arkadaşlar. Eğer uzun istiyorsanız uzun, kısa istiyorsanız kısa yapın. Bazı anneler püskülsüz yapmak isterse şu 4 sıra gittiğim boyun kısmını 5-6 sıra yaparsa pandufunuz daha da güzel olur. Bu da benim tercihim. Şu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bitirelim. Başa gelelim. Tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar, bir pandufumun da sonuna geldim. İşte pandufularım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.